Merhaba değerli arkadaşlar, yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizi tesbihe doyuracağım. Çünkü bugün renk almış, biraz eskimiş tesbihlerimi göstereceğim size. Özelliklerinden de bahsedeceğim. Hemen ilk elimdeki tesbihle başlayayım. Arkadaşlar hemen yakından göstereyim. Bu tesbihimiz Orhan Karadağ usta işçilikli. Şöyle yakından bakmaya çalışalım arkadaşlar. Şöyle. Oymalarını Orhan Karadağ yapmıştı arkadaşlar. Detaylarını şöyle görebiliyor musunuz? Karadağ kardeşlerden en büyük olan Orhan abi yaptı bunu. Buradan Orhan abiye selamlar. Arkadaşlar tesbih bu. İşlemesi bu. Çok daha detaylı göstermek isterim ama gül deseni gibi işlemeleri var arkadaşlar. Bu tesbih çok uzun zaman önce yapıldı. Epey bir renk aldı. Zaten kırmızı tonundaydı ama epey bir renk aldı arkadaşlar. Ölçülerine bakacağım size. Ölçülerini söyleyeyim hemen. Kaça kaçmış? 8'e 8'e 11,5 ölçülerinde arkadaşlar. İmamesi de bayağı uzun. Kaç tane boyu? Şöyle hemen hesap yapalım. Aşağı yukarı 2, 4, 6 tane, 2, 4, 5 tane boyu gibi. 5 tane boyu yapmışlar. Orhan abimizin eline sağlık. Çekimine bakayım. Çekimi gerçekten güzel arkadaşlar. Bir de bunlar hani şöyle söyleyeyim. Elde çok gezmediği için biraz daha çekilmesi gerekiyor. Daha çok sertleşmesi gerekiyor. Bunlar vitrinde duran ürünler arkadaşlar. Elde çekildiği zaman malzeme çok çok daha güzel oluyor arkadaşlar. Yine şöyle son bir kere bakalım. Şöyle netleştireyim. Yaklaştırayım. Çok parlaklık oldu. Evet arkadaşlar, malzeme bu. Gerçekten de çok şık, çok güzel. Elinize yakışacak bir tesbih. Hemen bunu kaldırıyorum. Kenara koyuyorum. Evet. Şimdi sırada size yine güzel bir şey seçeceğim arkadaşlar. Yine küçük boy bir tesbihimiz vardı. Bakın bu tesbihimiz arkadaşlar esasen bu renk değildi. Yeşil renginde, pastel yeşil rengindeydi. Malzeme çok güzel renk aldı. Bu kadar güzel renk alacağını hakikaten tahmin edememiştim. Çok şıkır şıkır bir renk arkadaşlar. Bu malzemenin ne işlem geçirdiğini söyleyeyim mi size arkadaşlar? Bu malzeme yapıldığında delik uçlarında hafif çatlaklıklar vardı birkaç tanesinin. Fakat malzeme de başka olmadığı için, son parça olduğu için ben bunların hepsinin delik uçlarını hepsini elde yaptım. Bakın göstereyim. Delik uçlarının hepsini kestim biraz. Bu normalde boyu biraz daha uzundu. Delik uçlarını kestim biraz. Normalde bu 0,7 dilim. Ondan sonra delik uçlarına hafif top uçla hafşa verdim. Frezenin top ucuyla hafif hafşa verdim. Hakikaten sesi çok güzel oldu bu defa. Şimdi malzeme de eskidi. Şöyle sesini duyurmaya çalışıyorum size. Olmadı, çekemedim bir tek. Şurası biraz dar alan arkadaşlar. Yani şimdi sesi benim çok hoşuma gidiyor. Daha geniş bir yerde çeksem çok daha iyi olacak. Bunu da yaklaştırdık, uzaklaştıramıyoruz. Bu nasıl iş arkadaş? Hayda. Evet arkadaşlar. Burada bir yer var arkadaşlar. O yere takıyorum ben bunu. Acaba ondan mı etkileniyor? Sıkıntı yaşıyorum. Böyle ileri geri yapmada sıkıntı yaşıyorum. Ben aslında böyle göstereyim. Siz telefonunuzu yaklaştırarak bakarsanız daha uygun olur gibime geliyor. Neyse arkadaşlar, bu da yeşil tonundaydı, pastel rengindeydi. Gerçekten rengi çok değişkenlik göstermiş. Hemen bakıyorum kaça kaç bu? 9'a kaç olmuş? 9'a 11,5 yine. Bu tesbihimiz 9'a 11,5 ölçülerinde olmuş arkadaşlar. Bakalım çok büyük mü? Çok büyük değil. Ele yakışır bir güzelliği var arkadaşlar. Bunu da kaldıralım. Sesleri de çok güzel olmuş. İyice renk almış onlar arkadaşlar.
Yine böyle küşen tarzı ama bunlara artık ben damarlı bakalit diyorum arkadaşlar. Çünkü küsenlerimiz o çok hızlı küsenler çok meşhur oldu. Bunlar onun yanında biraz geç renk aldığı için bunlara normal damarlı bakalit diyoruz artık. Mesela şöyle detaylarına bakalım arkadaşlar. Bu üstünde aslında kapatmış bir renk. Ufak bir renk var, bir ton var. Kapatmış. Onu çektiğimizde mesela biraz daha belirgin oluyor. Biraz daha ortaya çıkıyor. Gerçekten de çok güzel bir malzeme. Bol damarlı. Şöyle bakayım. Yine yaklaştıracağım ama bakalım inşallah güzel olur arkadaşlar. Evet. Bakın malzeme ne kadar güzel arkadaşlar. Şıkır şıkır damarları görebiliyor musunuz? Yine bu işçilik çok güzel bir işçilik. Ali Haydar Usta'nın işçiliği. Gerçekten tesbih kendini göstermiş. Malzeme de harika. Şimdi burada bak. Evet bir ışık yansıması vardı. Bakın o yansımayı biraz kestim. Bakalım nasıl olacak. Anlamadım ki ben de bunu. Çok tuhaf hareketler çekiyor bize. Evet. Malzeme gerçekten çok güzel. Şöyle avucumda bir göstereyim. Biraz iri boy bir tespih. İri boy tespih sevenlere, koleksiyon tespih sevenlere gidecek bir malzeme. Hakikaten çektiğiniz zaman lezzeti çok harika. Şıkır şıkır arkadaşlar. Bunlar renk almış eskimiş ama küsen tarzı olduğu için bunların kokusu Osmanlı kokmuyor şu anda ama biraz daha ham kokuyor. 9 milim bu. 9'a 12,5 gibi. Bu biraz daha ham kokar çünkü bunların sertleşmesi çok uzun sürüyor. Sertleşmesi derken malzeme çok sert, çok hızlı sertleşiyor. Ama ham maddenin kendi içinde havayla temas ederek pişmesini kastediyorum. Doğru ifade edebilmişimdir inşallah. O biraz uzun sürüyor. Mesela şimdi hemen bunu söylemişken çok hızlı renk almış ve bildiğiniz Osmanlı sıkması kokan bir tesbih göstereceğim size arkadaşlar. Hemen şurada seçeyim aralarında. Bakın arkadaşlar bu tesbihin malzemesinden daha önce gördünüz. Bende de var bir tane benim koleksiyonda. Ben de çekiyorum bir tane. Bu vitrinden çıkardım. Bu bildiğiniz Osmanlı sıkması kokuyor arkadaşlar. Harika bir kokusu var. Isıttığınızda sanki 100 yıllık, 200 yıllık tespih çekiyorsunuz gibi bir hazzı ve kokusu var. Tabii delikleri bunların epey ince yapıldı arkadaşlar. Ben ince delik sevmediğimi söylemiştim. Tabii bazı insanlar çok seviyor bu ince deliği. Şimdi hemen ölçülerine bakacağım arkadaşlar. Kaça kaçmış? 11'e 11'e tam olarak bakalım. 11'e 12,5. 11'e 12,5 ölçülerinde şalgami kesim çok güzel Osmanlı sıkması kokan ve bu tesbihlerin arasında en değerli sayılabilecek tesbihlerden birisi. Yine gerçekten güzelliğiyle insanı cezbediyor gerçekten. İnsanın dikkatini çekiyor. Bu daha açık tonda renk, daha açık ton renkteydi. Esasen yine kırmızı bu. Böyle pastel bir kırmızı. Daha açık tondaydı. Böyle koyulaştı arkadaşlar. Gittikçe de koyulaşıyor. Bu çekildiği zaman gerçekten bu işlem biraz daha hızlanıyor. Bu malzeme gerçekten böyle çok çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Şöyle biraz detaylı bakın. İmame kalın yapıldı biraz çabuk kırılmasın diye arkadaşlar. Bakın tepeli imame durağı falan tok biraz. Çabuk kırılmasın diye yapıldı. Evet. Bu da böyle arkadaşlar. Ama gerçekten şimdi yerine koymadan önce bir kokusuna bakayım. Sizin için bakıyorum kokusuna. Bu da sesi arkadaşlar. Gerçekten mükemmel. Osmanlı sıkması kokuyor arkadaşlar. Bu 5-10 yıl sonra da yani inanamıyorum nerelere geleceğini. Yani bahtı açık, önü açık, geleceği parlak bir malzeme. Öyle söyleyeyim. Şimdi başka bir taneye geçiyorum arkadaşlar. Hemen burada elime gelen bir ateş malzeme var arkadaşlar. İçi kırmızı, dışı simsiyah. Oltu gibi, oltudan da oltu gibi. Çok siyah arkadaşlar dışı. Ama içi kırmızı ve ateşi. Orijinal ateş bunlar arkadaşlar. Fırında ya da orada burada
renklendirme değil. Çok fazla siyah ve yansıma yapıyor. Şöyle elimde tutacağım. Arkadaşlar ben konuşarak keyfinizi bozuyor olabilirim ama siz tespihleri de seyredin. Arkanıza yaslanın. Rahat rahat, güzel güzel, inceleye inceleye, durarak durdurarak, baka baka gidebilirsiniz. Ben böylece tanıtmış oluyorum. Şimdi bir telefon alayım da bunun alt ışığına bakalım. Şurada bir telefonum var arkadaşlar. Hemen şey yapayım. Ne yapayım? Işığını açacağım. El fenerimizi açtık. Şimdi bunun iç rengine bakalım. Evet, biraz görebiliyorsunuz değil mi? Bakın. Kıpkırmızı arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Bu gerçek. Gerçek bir bakalit. Renklendirme değil, fırın falan değil arkadaşlar. Bunun ölçüsüne bakmadım. Hemen şu telefonu kaldırayım. Bu bazen burada yansıma yapıp canımızı sıkabilir. Bakın arkadaşlar, ölçüye hemen bakıyorum. Kaçmış? 11'e 13 arkadaşlar. 11'e 13 kesimi de nasıl olmuş? Tombul bezi de diyorlar buna. Yani hafif uçlu yumurta da diyorlar. Herkes bir şey söylüyor. Söylesin, önemli değil. Gözümüzde görüyor sonuçta. Oo, çok beyazladı burası. Yani bu siyahlığın fazla yansımasından dolayı arkadaşlar ortamdaki ışığı biraz bozuyor. O yüzden bunu hemen geçeceğim. Bunun bir de kesmesi var. Onu da göstereyim size. Bakayım almış mıyım yanıma. Evet, kesmesi var arkadaşlar. Bakın. Bu da onun kesmesi. Normalde bu da simsiyah. Şu anda bol ışık görünce biraz daha kırmızı gözüktü. Çünkü biraz daha ışık geçirgenliği arttı. Haliyle biraz kırmızı gözüktü. Bu da çok uzun zaman önce yapıldı. Bu da yine malzemesi olarak küsen tarzı malzeme arkadaşlar. Işık yandı mı? Yanmadı. Aha, ışığımız gitti arkadaşlar. Yanmıyor vallahi. Bakıyorum. Ne biçimmiş? Işığımız patladı arkadaşlar. Ne dandik cep telefonuymuş ya. Vallahi düzgün bir telefonumuz olmadı arkadaşlar ya. Neyse. Bu kesmenin de ölçülerine bakayım. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ben böyle çok rahat konuşuyorum. Gerçekten sizleri bir aile olarak görüyorum artık. Videolarım o yüzden kesme biçme hiçbir şey yapmıyorum. Olduğu gibi doğal bir şekilde sizinle paylaşıyorum. Bu 7.5'a 11.5 gibi kesme modeli. Ateşi çok güzel bir malzeme. Elinize çok yakışacak gerçekten. Biraz ince küçük olduğu için diğer tesbihe göre daha çok ışık geçiriyor. Ve çok daha güzel olmuş arkadaşlar. Yine dediğim konuya dönelim arkadaşlar. Gerçekten ben de sizin samimiyetinize güvendiğim için videolarımda hiçbir düzeltme yapmıyorum. Hatasıyla, kusuruyla, neyse herkes görsün diyorum ya. Biz buyuz arkadaşlar. Biz hep böyleydik. Bu da arkadaşlar çok açık cırtlak renk bir malzemeydi. Malzemesi yok. Olmadığı için göstermeyeceğim. Ama kutulara bakıyorum uzaktan. Böyle kalmış olan varsa gözüme çarpan eskilerden hemen göstereceğim. Galiba bulamadım arkadaşlar. Bulsaydım size gösterecektim malzemesini. Kutulara bakıyorum. Keşke daha öncesinde bir hazırlık yapmış olsaydım. Bulurdum belki. Son şansımı deniyorum arkadaşlar. Sizi ekran başında tuttum, hakkınızı helal edin. Yok maalesef diyeceğim. Ya ama şöyle bir şey arkadaşlar, bakın. Şu tarz bir şey malzeme. Şu hale geliyor. Yanılmıyorsam parçası bu olabilir. Malzemeyi hatırladığım kadarıyla söylüyorum. Şimdi onun ölçülerini de hemen söyleyeceğim. Kutuyu atayım ben bir kenara. Bakın arkadaşlar, ölçüye bakalım. 10'a 10 mu 10.5 mu? 10.5 gibi arkadaşlar. 10.5'a 14 şey 13. 10.5'a 13 kapsül arkadaşlar bunlar. Çok güzel
Bir tespih. Çok güzel bir malzeme. Bakın şöyle ışık yansımasını görebiliyor musunuz? Buralar kızarıyor. Şu zamanla mat olan kısımlar da şeffaflaşıyor arkadaşlar. Yine bu da küsen cinsi. Geç küsenlerden tabii. Malzemesi çekim lezzeti açısından, sertliği açısından gerçekten harika. Böyle takdire şayan bir malzeme arkadaşlar. Şöyle daha detaylı bakabilirsiniz. Buyurun arkadaşlar. Hakikaten bu güzelliği insanın çok hoşuna gidiyor. Bilmiyorum aynı fikirde miyiz? Bak bunlar kızaracak arkadaşlar. Şu ışığın patlamasaydı bir kere daha deneyim. Ne olduysa gitti arkadaşlar. Bir daha deniyorum. Patlıyor sönüyor. Patlıyor sönüyor arkadaşlar. Yazık oldu gitti. Bunu kaldırayım. Telefonla işimiz kalmadı. Yani bu tespih arkadaşlar ben çok beğeniyorum. Çok beğeniyorum. Yani sesi falan da çok hoşuma gidiyor gerçekten. Bunu birçok yerde de göstermiş olabilirim. Çok çok hoşuma gidiyor. Neden bu kadar çabuk gitmedi diye düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü bu biraz pahalı bir malzeme arkadaşlar. Artık renk almış, sertliği yerine oturmuş. Kimse ucuz beklemesin bunu. Ucuz vermem arkadaşlar. Açık ve net söyleyeyim. Yani malzeme güzelleştikçe fiyatı artıyor. Bir de bak şöyle çok enteresan bir malzeme göstereceğim arkadaşlar. Bu malzememizin rengini tahmin edin. Hadi bakalım. Bunu daha önce görenler oldu mu bilmiyorum. Bunun rengini tahmin edin bakalım arkadaşlar. Tespihimiz bu. Evet. Şimdi ben bunun ölçüsüne bakayım arkadaşlar. Kaçmış? 11'e 11'e 14,5 arkadaşlar. İri boy 11'e 14,5. Tesbihimiz bakalit malzeme yine. Bakalit tesbih. Gerçekten lezzeti çok güzel. Şöyle bakayım. Ama daha renk alması gerekiyor. Malzemenin biraz daha sertleşmesi gerekiyor. Bakın bunun malzemesinin şurada bir parçası vardı. Göstereyim. Malzemesi bu arkadaşlar. Normalde bu çok daha açık bir mavi gibi, turkuaz gibi bir rengi var. Sonradan koyulaşıyor. Bakın tesbih malzemeden daha fazla koyulaşmış. Çok ilginç bir malzeme. İlk yaptığımızda mavi gibiydi. Yani ipini de o yüzden o renk koydum. Instagram'da çok eski fotoğraflar arasında vardı bunların resmi. Birebir tesbihin aynısı. Çünkü bazı ürünleri ben eskitmeye bırakıyorum arkadaşlar. Özellikle onları vitrine koyuyorum. Eskitmeye bırakıyorum. Bunlar da eskimiş. Çok güzel bir tespih olmuş. Rengini görebiliyor musunuz? Ne kadar değiştirmiş. Şahane. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi yine onun eşi olan, aynı malzeme olan başka bir tane daha tespihim var. Kapsül. Bunu da almışım yanıma. İki üründen almak istemedim ama gelmiş. Gelmişken geri çevirmek olmaz. Bunu da tanıtalım arkadaşlar. Şimdi bunun ölçüsüne bakayım. Neymiş? 10 14 gibi 13.75 14 gibi arkadaşlar. Bu da kapsül kesim. Kapsül kesimleri biliyorsunuz lezzetleri daha güzel oluyor. Çekimleri de daha güzel oluyor. Evet arkadaşlar bunları size hafta sonu paylaşacağım. Bu cumartesi pazar. Cumartesi pazar tespihsiz kalmayın. Bu zevkten mahrum kalmayın diye çekiyorum size arkadaşlar. Esasen bir püskül yapma videosu çekecektim ama o videoda kısa olur zaten. Belki yine vakit olursa çekerim. Olmazsa da o da hafta içine kalır arkadaşlar. Şöyle tespihimi buradan kaldırıyorum. Siz bir de şuna bakın. Bu nedir arkadaşlar? Bakın bu da çok güzel renk değiştiriyor. Tonu çok güzel gidiyor. Yani bu da damarlı küsen cinsi bir bakalitimiz. Çok güzel damarları var. Hemen yaklaştırıyorum sizin için. Evet arkadaşlar bakın. Malzeme gerçekten çok güzel. Çok güzel damarları var. Bakın şuralar bayağı damarlı. İmamede epey bir damar var. Bazı tanelerde o kadar damar yok ama bunlar aynı malzeme ve çekildikçe damar oluyor arkadaşlar. Çekildikçe damar oluyor. Bu biraz uzun sürebilir ama
Damarlı malzeme ve hareketli canlı bir malzeme. Şimdi bunun ölçüsüne bakacağım. Bunun ölçüsü kaçmış arkadaşlar? Önce enine bakıyordum ben. Genelde önce enine bakıyorum. 9,5'a neymiş? 12,5. 9,5'a 12,5 kesme bir tespihimiz arkadaşlar. Lezzeti aynen yerinde ve çok güzel. Evet. İnanın arkadaşlar, ben bu tesbihleri sizlere tanıtırken, ben tesbih seyretmeyi seviyorum. Tesbihle oynamayı da çok seviyorum. Bazen dikkatim dağılıyor. Hakkınızı helal edin. Bazen takılıyorum. Bazen ses tonum düşüyor. Kendimi kaybediyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok seviyorum bu tesbihlerin hepsini. Yani hepsinde bir anım var. O yüzden benim için çok değerli. İyi insanlara gitsin istiyorum. Değerli insanlara, kıymetini bilecek insanlara gitsin istiyorum. Gerçekten o zaman çok çok mutlu oluyorum. Mesela şöyle başka bir tesbihe geçerken bir örnek vereyim. Bir arkadaş tesbih aldı bizden. Çok değerli bir tesbih aldı. Sağ olsun, kendisi de çok değerli. Fakat götürüp tesbihi hiç anlamayan birine hediye etmiş. Tamam, kıymetli bir insan olabilir ama tesbihten anlamıyor. Tesbih merakı da yok. Ya abi dedim, şöyle sıkma mıkma bir şey götürseydin. Yani şuradan ucuz ucuz bir şey götür. Hani işçiliği güzel olsun. Ama neden bunu götürdün öyle bir insana dedim. O da şey olarak dedi, ama adama değer dedi. Ya değerse tamam, bir şey demiyorum da abi dedim, bu tesbihin kıymetini bilen anlar. Kıymetini bilmeyen adam ya birine kaptırır, ya birine hediye eder, ya da atar bir kenara durur. Yani ben o noktada üzüldüm ama şöyle teselli ediyorum kendimi. İnşallah o arkadaş tesbihi dokunarak, çekerek lezzetinin farkına varır ve o tesbihi kimseye vermez. Tesbihine sahip çıkar ve çoluk çocuğuna da miras bırakacak şekilde güzelleştirir. Evet arkadaşlar, bu da kırmızı kesmemiz. İri boy, lezzetli, bayağı durmuş, çıtırlaşmış bir malzeme. Şöyle ölçülerine bakacağım hemen. Evet, ölçülerine bakacağım. Tabii yine az önce yaşadığım şeyi yaşadım. Yaklaştıramıyorum. Şimdi hemen enine bakalım arkadaşlar. 11'e kaçmış? 13. 11'e 13 ölçülerinde kesme model. Çok güzel. Oo, lezzete bak, sese bak abi. Harika ya. Şuna bak abi ya. Televizyon seyrederken, maç izlerken, bir şey düşünürken, ya bir hesap kitap yaparken kafadan. Bu ne kadar motive eder adamı biliyor musunuz? Gerçekten çok harika arkadaşlar. Malzemesi de çok çıtır çıtır. Bunun kokusuna bakmadım ama muhtemelen Osmanlı kokmaya başlamıştır. Tesbih sevenlere bu renk gerçekten çok yakışıyor. Çok insanda da kırmızı var. Kırmızı tonunu çok seviyor insanlar. Sıradaki tesbihe geçeyim. Kaç tane tesbihim kaldı biliyor musunuz arkadaşlar? Burada iki tesbihim kaldı. Bir tane canavar var. Onu en sona bıraktım. Onu sizinle paylaşacağım tekrar. Ama ondan öncesinde yine küsen cinsi dediğimiz damarlı bakalit. Damarlı bakalit. Küsen kehribar olarak anmıyoruz bunları artık. Çünkü küsen çok hızlı etkileşime giriyor. Bu biraz zaman alıyor. Birkaç ay sürüyor. Şimdi bunu şöyle yakından bir bakalım arkadaşlar. Evet. Çok güzel, çok güzel damarları var arkadaşlar. Şimdi buradan da şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar mesela bu tarz doğal ürünler kendi kendine damar alıyor. Damarına kendi karar veriyor. Sen damarlı mal yapayım diye yapamıyorsun bunu arkadaşlar. Kendi kendine damarlı oluyor. Mesela sağda solda görüyorsunuz böyle rüzgar gülü dedikleri, rüzgar gülü gibi de böyle belli bir standarda göre oluşan damarlar sıkıntılı arkadaşlar. Onlara muhtemelen yani büyük ihtimalle şey de söylemek istemiyorum. Piyasayı da böyle fazla dalgalandırmak istemiyorum. Müdahale edilmiş ürünler, çünkü malzeme yapısal olarak kendi kendine damar attığı zaman bu tarz damarlara bürünüyor arkadaşlar.
tamamen özgün damarlar atıyor. Belli bir standarda bağlı değil. Hemen zaten gördüğünüzde onu fark ediyorsunuz. Mesela ben eski Osmanlılarda da çok işledim. Çok işlemeler de yaptım onlarda. Ya bulutumsu bir damar oluyor ya da böyle özgün damarları oluyor arkadaşlar. Osmanlı sıkmaları da hakeza kendi kendine damar almış ürünler oluyor. Yani siz onlara damar veremiyorsunuz. Damar verdiğiniz zaman müdahale etmiş oluyorsunuz. İsterseniz rüzgar gülü yaparsınız. İsterseniz bilmem ne gülü. Söyleyecektim de ayıp olmasın diye söylemedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tespihimiz bu. O rüzgar gülleri vesaireler niye çıktı biliyor musunuz? Nereden geldim bu konuya? O rüzgar gülleri biraz işte Osmanlı sıkmasının satışını arttırabilmek için, Osmanlı sıkmasına benzeyen ürünler diyeyim ya da satış arttırabilmek için söylenmiş tatlı sözler. Güzel sözler. Yani insanların hoşuna gidebileceğini düşündükleri şeyler. Şimdi bunu da kaldırıyorum arkadaşlar. Son ürünümü perdeye getiriyorum. Evet, perde açılsın arkadaşlar. Son ürünümüz. Hemen ustasından tanırsınız zaten. Osman Kiraz Usta'nın el işçiliği arkadaşlar. Hemen şöyle tepeliklerine de falan bakabiliriz. Şöyle hatta yaklaştırabiliriz. Bu malzeme yine bakalit. Ama nasıl bir bakalitti arkadaşlar? Haç şeklinde eski bir bakalitti. Bu malzemeyi arkadaş Ozan arkadaşımız, ismini de söyleyeyim, Ozan kardeşimiz yaptırmıştı Osman Kiraz'a. Ben malzemeyi test etmiştim. Çünkü Katalin mi Osmanlı sıkması mı arasında gidip gelmişlerdi. Bir karar verme sıkıntısı vardı. En son ben test etmiştim. Çünkü ürün kıpkırmızıydı. Yani bu ürün bakalit gerçekten arkadaşlar, ama Katalin tarzı olarak geçiyor. Bunda da hiçbir sıkıntı yok. Ürün bakalit, Osmanlı sıkması tarzı olarak geçmese ne olacak arkadaşlar? Bu zaten esasen Osmanlı sıkması, ama piyasada bilinen adlarıyla, anılan tarzlarıyla herkesin kafasında bir şey oluşmuş. İnsanlar vazgeçemiyor bundan. Bir de bir iki usta bir şey söyledi mi, İnsanlar iyice korkudan, endişeden, ya sahte mal mı alırım, yanlış mal mı alırım diye korkusuyla bu işten vazgeçemiyorlar. Arkadaşlar vazgeçin artık. Bakalit çok değerli. Eski çekiyorsanız parasını ödersiniz. Yeni çekiyorsanız daha ucuza çekersiniz. Ama yine değerli bir malzeme çekersiniz. Önemli olan malzemenin değerli oluşu arkadaşlar. Şimdi bunun da ölçüsüne bakacağım. 12'ye, ya 12'ye 16 arkadaşlar, 16 değil 17. 12'ye 17 ölçülerinde çok güzel eski haç şeklinde bir katalindi bu arkadaşlar. Yani tesbihin namusu kurtuldu arkadaşlar. Çok özür dilerim, yani böyle söyledim ama kötü bir niyetle söylemedim. Arkadaş imanı erdi, artık Müslüman oldu, haçtı çünkü. Gerçekten malzeme çok güzel, kalitesi çok iyiydi arkadaşlar. Bu tesbih de bu gruplar arasında en pahalı olanıydı. Çünkü biliyorsunuz Osman Kiraz'ın işçiliği zaten pahalı. Biraz daha yakından göstereyim mi? Hemen perdeyi kapatmayalım arkadaşlar. Yani bu da güzel bir yansıma yapıyor. Fazla yansıma yapıyor. Çiğ gözle, yani kameradan bakmadığımda çok çok şıkır şıkır güzel gözüküyor. Kameradan biraz ışık yansımasından dolayı bizi biraz üzebilir. Yansımalar bizi rahatsız edebilir. Evet arkadaşlar, şöyle yansımalardan korumaya çalışıyorum. Olduğu kadar, olmadığı kadar demişler değil mi arkadaşlar? Ölçüsüne bakmış mıydık? Tepeliğine bakalım. Evet, tane boyu çok güzel. Uzunluğuna bakalım, kaç tane boyu yapmış. Tepelikle beraber aslında şuradan mı hesaplayalım? Şapkayı hesaplamayalım. 3 santim yapmış. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Kafanızı şişirdim. Görüşmek üzere.